Aytın, kireçlenmeden bahsedeceksin bize, eklem kireçlenmesi. Evet. Şu kireçlenme nedir? Kireç var mı orada? Bu, evet, bu klasik sanki, soruyla başlayabilir miyim sanki lütfen? Sanki orada bir kireç birikmesi gibi, evet, değil mi? Böyle evet. Sanki işte klasik bir görüntü vardır ya, işte bulaşık makinesinden bir parça çıkarırlar, onda bir kireç birikmiştir. İnsanın aklına o geliyor. Şimdi bizde de aslında kireçlenme o şekilde, kalsifikasyon şeklinde de olabiliyor. Ama daha çok biz kireçlenmeye eklem yapısının bozulmasına biz kireçlenme diyoruz. Bu çeşitli nedenlerle olabilir. Tabii en sık nedeni genetik faktörler. Yani genetik olarak bir kişinin eklemlerinde bir dizilim bozukluğu varsa o kişinin kireçlenmeye daha yatkın olduğunu söyleyebiliriz. Tabii bunun üzerine kilo alma, işte travmalar, yanlış yük kaldırmalar, yanlış spor aktiviteleri, yanlış hareketler, beslenme bozuklukları ya da başka hastalıklar eklendiğinde bu sefer daha erken yaşlarda biz kireçlenmeyle karşı karşıya kalıyoruz. Türk kadınında çok sık gibi görüyoruz biz pratikte. Evet. Neredeyse dizlerinde böyle kıtırtı çıtırtı duymayan, evet, kireçlenmem evet, var demeyen bu kas hastam iskelet yok gibi. sistemi hastalıkları kadınlarda biraz daha fazla görünüyor. Belli bir yaştan sonra kadınların menopoza girmesi, östrojenin azalması gerçekten kadınlarda bu hastalıkların biraz daha fazla görülmesine neden oluyor. Bu aslında genetik bir yine konu, evet. Sen hastalık ortaya çıktıktan sonra eğer tedavisi cerrahiyse tabii ki bu konuda müdahale Tabii ki. ediyorsun. Ama ameliyatsız yöntemleri de çok iyi uygulayan bir hekimsin kliniğinde. Hasta sana başvurduğu zaman ne zaman ameliyatsız yöntemler ve enjeksiyonlar noktasında oluyor? Bize biraz Ne anlatır zaman mısın? ameliyat yapacağız, ne zaman tedavi yapacağız? Bu ayrımı çok iyi yapmak lazım. Bir kere hastayı çok iyi değerlendirmek lazım her açıdan. Sosyokültürel açıdan, psikolojik açıdan, işte fiziksel anlamda, yaşam koşulları açısından çok iyi değerlendirmek gerekiyor. Çünkü sizin o an ameliyat yapmak ihtiyacı olduğunuz bir hasta belki o an ameliyat olabilecek durumda olmayabilir. Evet. Ya da sizin direkt ameliyat yapmanız gerekebilir. Yani koşullar ne olursa olsun bunların hepsini çok iyi değerlendirmek lazım. Ama genelde kanı şu, bir kişinin konfor alanı yani yaşantısını bozacak şekilde etkiliyorsa. Mesela ben şimdi evde oturuyorum, markete gideceğim. Ama dizim ağrıdığı için markete gidemiyorum ve aç kalıyorum mesela. Ya da başka birinden yardım istiyorum. O zaman bunun mutlaka tedavi edilmesi gerekiyor. Ameliyatsa Çünkü bu ameliyat. O zaman işte günlük Evet. hayatını ve mutluluğunu, dengeni, Evet. sağlığını hepsini etkiliyor. Evet. Mesela gece uyumak istiyorum, uyuyamıyorum ya da Evet. uyanıyorum. Uyanıyorum, uykusuz kalıyorum. Psikolojim bozuluyor mesela. Bunların mutlaka tedavi edilmesi gerekiyor. Bazı konular var. Bir kere bütün aslında kireçlenme hastalıklarında önce bir ameliyatsız şekilde tedaviyi uygulamak lazım. Peki hemen kök hücreyi sormak istiyorum. Evet. Ameliyatsız yöntemlerden bir tanesi, evet, kök hücre enjeksiyonu. Son yıllarda evet, da çok popüler oldu. Senin ağzından bir dinleyelim. Evet ya, kök hücre tedavisi aslında bazen yanlış anlaşılabilen bir tedavi. Çünkü bu sihirli kelimeler, kök hücre dediğimiz zaman çok sihirli bir kelime ve sanki ameliyata alternatif olacakmış ve hastalığı yok edecekmiş gibi bir algı yaratılıyor. Şimdi biz o aşamada değiliz aslında bütün hastalıklar için ortopedik açıdan. Biz şuradayız aslında. Yeni başlamış genç yaşta menisküsünde bir problem var. Bu hastanın menisküsünü ameliyatsız bir şekilde de tedavi edebiliriz, ameliyat da yapabiliriz. Her iki durumda da kök hücre enjeksiyonu bu tedavilere eklenebiliyor. Ve eğer biz bu kök hücre enjeksiyonunu eklediğimizde hastamız bundan fayda görecekse kireçlenme hastalığı belki oluşmuyor. Ama çok ileri evreye gelmiş, tamamıyla bozulmuş artık. Yani ne yapsak yani düzeltemeyeceğimiz. Ya ben ona da şöyle bir örnek veriyorum. Bir araba düşünün diyorum. Lastiği patlamışsa menisküs yırtı. Tamir edersin, gidersin, hava basarsın. Lastik patlamış, sen farkına varmamışsın ya da ciddiye almamışsın, doğru bir tedavi olmamışsın. Üstünde gitmişsin, 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 jant eğilmeye başlamış böyle her tarafından. Bu da artık kireçlenme oluyor. Bize şurada gösterir evet. misin? Neresi kireçleniyor? Aslında şöyle, şu mavi olan şey menisküs. Evet. Hemen üstü kıkırdak. Bu ayna kemiği. Tabii burada farklı eklemler de var. Omuz ve ayak bile ama diz en çok kireçlenmeyi gördüğümüz eklemi olduğu için buradan gidelim. Nereye kök hücre yapıyorsun? Şimdi kök hücreyi yaparken eklemin içerisinde kıkırdağı mutlaka eklemin içerisine vermek lazım. Bir de bu eklemin çevresinde az önce Hayrettin çok güzel anlattı. Eklem stabilitesinden bahsetti. Biz dizlerimizin üzerinde sürekli yürüyoruz. Yani yükümüzü veriyoruz. Bağların çevresine. Onları güçlendirmek için. Çünkü kemikleri
temelde bir arada tutan yapılar, ilk yapılar ligamentler, yani bağlar. Etrafında kapsül, üzerinde de kaslar. Kasların görevini hareket ettirmek, bazen fiksasyon yapmak. Ama çoğu zaman hareket ettirmek. O nedenle içerideki yapıyı biz eğer güçlendirebiliyorsak, ameliyatsız tedavilerle ilerlemiş kireçlenmelerde bile stabiliteyi artırdığımız zaman ağrı biraz azalıyor. Biz bunu bazen ameliyatsız şekilde yapamıyoruz. Mesela ön çapraz bağ kopmuş. Bir bağ kopmuşsa yan bağ kopmuş, iç yan bağ, dış yan bağ. Ya da kasta bir ciddi bir problem var. Ya da tendon kopmuş. Bunları operasyon, ameliyat yapmadan tedavi etmek bazen mümkün olmayabiliyor. Ama ameliyatı yaptık, tedavimizi yaptık. Sonrasında yine bu sefer PRP'ler, kök hücreler, işte fizik tedaviler yine tekrardan desteklemek gerekiyor. Ameliyatın sonrasındaki iyileşme süresini olumlu etkiliyor. Tabii ki. Şimdi öncesinde hatta bazen protez yapıyoruz. Diyoruz ki sen bir ay sonra geliyorsun, protez yapacağız. Ama öncesinde bu egzersizleri yapacaksın. İşte ilaçlarına bakıyoruz. Bunları bırakacaksın, bunları kullanacaksın. Egzersiz de veriyoruz orada. Çünkü kasları da birazcık hazırlıyoruz operasyona. Sonrası rahat olsun diye aslında. Böyle devam eden güzel, kompleks bir tedavi. Aydın, çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim. Sağ olasın. Teğerciğim. Yine katkılarını almaya devam edeceğim. Ve sıra geldi güzelliğe. Senin konuların daha güzel ya. Hep bütün güzel. Konular güzel, bütün konular. Evet, güzel. Sizin konular birazcık. Efendim çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Bilgileriniz için güzel bir program çok oldu güzel gene. Çok güzel oldu. Yine hep birbiriyle bağlantılı konular. Evet. Canlı yine buluşacağız. Yine çok güzel sohbetler yapacağız. Çok güzel program olacak. Biz takip edin mutlaka. Efendim haftaya aynı saatte canlı yayında buluşmak dileğiyle diyorum. Ve haftaya tekrar buluşuncaya kadar hoşça kalın. Sağlıklı kalın, çok yaşayın.